Merhaba, ben Nesibe. Yeşil Nil'den YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kışlık kuru patlıcanlarımı farklı bir şekilde kullandığım bir tarif paylaşacağım. Eğer elinizde kışlık kuru patlıcan varsa ve bunu hep aynı şekilde kullanmaktan sıkıldıysanız bu tariften keyif alacağınızı düşünüyorum. Ben ve çocuklarım bunu çok severek yiyoruz. Umarım siz de sevdiklerinizle keyifle yersiniz. Hadi o zaman malzeme listesiyle başlayalım. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler: bir kase dolusu kuru patlıcan. Kuru patlıcanlarımızın kalınlık seviyesine göre ya da sertlik seviyesine göre siz önceden haşlayabilirsiniz ya da ıslatmanız yeterliyse ıslatıp da kullanabilirsiniz. Haşlarken dikkat etmemiz gereken şey, patlıcanlarımızın çok fazla yumuşamamış olması gerekiyor. Sert değil ama çok yumuşak da değil. Lütfen haşlarken dikkatli olalım. 150-200 gram kadar kıyma, 2 diş sarımsak, 2-3 baş soğan, 1 ya da 2 domates, 1 tutam maydanoz ve kişi sayısına göre istediğiniz herhangi bir makarna çeşidi. Yayvan bir tencere ya da yayvan bir tavayı ocağımıza alalım, altını açalım ve tavamız kızdığında zeytinyağımızı içerisine koyalım. Yağımız kızınca kıymamızı tavamızın içerisine koyalım ve kavurmaya başlayalım. Kıymamızı kavururken bu sırada başka bir tencerede de makarnaları haşlayacağımız suyu kaynatmaya başlayalım. Kıymamızı kızgın yağda kavururken daha kolay kavrulması ve eşit kavrulması için birazcık sıcak su koyabiliriz. Böylelikle kıymamız daha kolay kavrulacaktır. Artık kıymamız iyice kavrulduğunda içerisine bol tuz koyduğumuz makarna suyumuzun içerisine istediğimiz miktarda makarnayı koyalım ve şöyle bir karıştıralım. Makarnamızı lütfen pakette yazan pişirme süresine göre pişirelim. Makarnamız bir kenarda pişerken biz artık iyice kavrulmuş olan kıymalarımızın üzerine doğradığımız soğanları koyalım. Ben yemeklik doğramak yerine böyle yemeklerde biraz daha soğanın dişe gelecek şekilde piyaz doğruyorum. Yani biraz yemek yerken soğanın tadının da gelmesini istediğim için böyle doğruyorum ama tabii ki siz istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Soğanlarımız da güzelce kavrulduktan ve rengini değiştirdikten sonra artık haşladığımız patlıcanlarımızı koyabiliriz. Eğer patlıcanlarınızı yanlışlıkla biraz fazla haşlamışsanız, benimki daha hala diri haldeydi, o yüzden ben bu adımda koydum patlıcanları. Ama sizin patlıcanınız biraz fazla haşlanmışsa ve yumuşamışsa, o zaman burada koymak yerine, patlıcanları bu adımda koymak yerine daha sonraki adımlarda koyabilirsiniz. Böylelikle patlıcanlarınız çok fazla yemek içerisinde kaybolmamış olur. Patlıcanlarımızı da şöyle bir karıştıralım ve onlar da kıyma ve soğanla kavrulurken biz bu arada makarnamızı karıştırmayı da unutmayalım. Ben bu adımda çok az miktarda acı biber salçası kullanıyorum. Siz istiyorsanız bunu kullanmayabilirsiniz. Ve bir tatlı kaşığı da tatlı biber salçası koyup bunları da bir güzel kavuruyorum. Salçalarımızı da şöyle bir karıştırdıktan sonra küp küp doğramış olduğumuz domatesleri de koyalım. Bu adımda patlıcanlı karışımımız biraz susuz kalmış olduğu için makarnamızın suyundan 2-3 kepçe bu karışımımıza koyabiliriz. Böylelikle makarna suyunun yardımıyla patlıcan, domates, kıyma daha iyi bütünleşecek. Ama çok fazla koymayalım. Sadece şöyle 2-3 kepçe. Birkaç dakika böyle kavurduktan sonra
domateslerimiz diriliğini kaybetmeye başlayınca artık yemeklik doğradığımız sarımsaklarımızı da ekleyelim ve biraz da böyle kavuralım. Sarımsaklarımız da kavrulduktan sonra artık pişmiş olan makarnalarımızı süzerek bu sosumuzun, kıymalı patlıcanlı sosumuzun içerisine alalım. Bu arada tabii ki tavamızın altını kapatalım. Bütün makarnalarımızı aldıktan sonra damak tadınıza göre tuz ekleyelim ve karabiber ekleyelim. Ve bir tutam kişniş ekleyelim. Eğer yemeğinizin lezzetinin daha çarpıcı olmasını istiyorsanız bu yemeğe reyhan çok yakışacak. Elinizde tazesi varsa tabii ki onu da ekleyebilirsiniz ama bende tazesi yoktu. O yüzden kuru reyhan ekledim. Biraz da kırmızı pul biber ekledikten sonra makarnamızı şöyle bir karıştıralım. İyice karıştıktan sonra makarnamızın üzerine lezzetini bir tık daha artıracak şekilde zeytinyağı gezdirelim. Bu gerçekten makarnanızın tadını bir seviye daha üste çıkaracak. Ya da zeytinyağı yoksa 1-2 kaşık tereyağı ekleyebilirsiniz. Bu makarnanın sıcağında kendi kendine eridiği zaman o da çok güzel bir lezzet katacak. Ve son olarak da ince ince doğradığımız maydanozlarımızı da ekleyip şöyle bir karıştırıp artık servis tabaklarımızı alabiliriz. Servis tabağına aldığımız makarnaların üzerine kaşar peyniri rendeleyelim. Ya da parmesan da ekleyebilirsiniz, o da olur. Ya da kokulu bir peynir de kullanabilirsiniz. Artık sevdiklerinizle afiyetle yiyebilirsiniz. Umarım tarifimi dener ve sevdiklerinizle birlikte keyifle yersiniz. Eğer emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, mutfağımda pişen diğer yemeklerden haberdar olmak isterseniz Yeşil'in Elinden YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, iyi günler.